Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. First and foremost, I would like to thank MODEF team and all the part of the MODEF team, the organizers, to bring the Turkish furniture industry on a common platform today. Helping not only the furniture industry, but the people who comprise in it. Her şeyden önce sizlere MODEF Forum organizasyonunun bu organizasyonu gerçekleştirmekte gösterdiği çaba ve başarılar için tebrik etmek istiyorum. Today we have achieved a significant milestone. AFMT, that is the Association of Furniture Manufacturers and Traders in India, whom I represent here. Today is here for the first time in Turkey. It is indeed a significant milestone. Bugün Hindistan Mobilya Üreticileri ve Ticaret Sahipleri Sanayicileri Derneği olarak ilk kez fuarımızda kendimizi tanıtma imkanına sahibiz. Ülkenizde olmaktan ve böyle güçlü bir platformda kendimizi ifade etmekten dolayı çok mutluyuz. Team MODEF and the AFMT team have very ambitious plans for the future. And over a period of time, things will start unfolding for harnessing the power of coming together. Hindistan Mobilya Sanayicileri Derneği ve MODEF takımları olarak Hindistan pazarında yer alabilmek için muhteşem bir plana sahibiz. At this stage, I would like to share a few things about the global furniture industry and the Indian furniture industry, as well as the bilateral relations that have now started establishing between Turkey and India. Konuşmaya başlarken ilk adım olarak sizlere global mobilya endüstrisi, Hindistan mobilya endüstrisi ve Türk mobilyasının Hindistan pazarında nasıl bir gelişim sağlayabileceği ile önemli noktaları değinmek istiyorum. The world furniture industry in the last 8 to 10 years has been growing at a growth rate of about 4% per annum. As per the Gion Market Research Report, it says that from 2018 to 2024, the furniture market is expected to grow at approximately 5.28% per annum. 2010-2015 yılları arasında yıllık %4'lük bir mobilya satış rakamlarına sahipti. Fakat Zion Market araştırma şirketinin rakamlarına göre 2018-2024 yılları arasında %5.28'lik bir artış öngörülmektedir. 4 and 5% growth usually is nothing more than a number. But when you realize that the world economy, the developed countries and major countries' economies in the world are growing barely at 1 and 2% per annum, we are in an industry which is growing at 4 to 5%, which is almost 4 to 5 times the growth that is naturally happening world over. So I think so here we should compliment ourselves and let us give ourselves a big hand. %4 ve %5 belki %1'lik bir artışı ifade etmiş gibi gözükse de ülkelerin birçoğunun %1 ve %2'lik senelik gayri safi milli hasıla artışlarını düşündüğümüzde bu mobilya yansımasının daha büyük olacağı ortadadır. The total market size of the Indian furniture industry is anywhere between $22 to $25 billion, out of which 65% belongs, the segment is belonging to the home furniture. Approximately 20% is the office furniture, and the rest 15% is the hotel furniture, outdoor furniture, and other miscellaneous things. So an opportunity here, what I have realized coming here, that mainly people are into home furniture here. And 65% of the sales in India in the furniture industry happen in the home furniture. So congratulations to all here. Sizleri tebrik etmem gerekirse Hindistan mobilya pazarı 22-25 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip ve bunun %65'i ev mobilyası, %20'si ofis, %15'i de otel ve dış mekan mobilyaları oluşmakta ve sizler şu anda ev mobilyası üreten bir sanayi olarak %65'lik bir kesime hitap etme şansınız vardır.
talking about the growth opportunities in India, just to remind you that in 2017, that is about 2 years back, there was a delegation of 100 people from Turkey who visited India, and that visit only was from the economic perspective. Just to give you an idea that India is projected to be the second largest nation economically in 2030. This is as per the Standard Chartered's report. So you can imagine GDP wise, India, I would repeat, would be the second highest growing nation in the world. 2017 yılında Türkiye'den akıllı şehirler kapsamında 100 kişiden oluşan bir delegasyon Hindistan'ı ziyaret etmiş ve akıllı şehirlerdeki altyapı çalışmaları ilgili ve yapı çalışmaları ilgili burada iş almak için bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiştir. 2030 senesine kadar Amerikan Standard Chartered Bank'ın beklentisine göre Hindistan, Çin'den sonra ikinci büyük ekonomi olmaya aday bir ülkedir. Trying to understand why India is the emerging superpower, economically particularly. First, India is a young country. The demographics of India say that more than 50% of the population of India is below the age of 25. And you can understand when there are youngsters, where they earn, when a youngster can work harder, earn more, make more money, and ultimately spend more. This is contributing very greatly to the GDP. Neden Hindistan yükselen bir pazar? Bunu açıklamamız gerekirse Hindistan'ın %50'lik bir nüfus dağılımında gençlerden oluşmakta 25 yaş ve üzeri. Bu 25 yaş üzeri gençler daha çok üretip kazanmaya ve harcamaya dayalı bir yaşam tipine sahip olduğu için Hindistan ekonomisi şu anda yükselen trende sahiptir. One more example you can take from young India is that even after 2025, the average Indian age would not be more than 29 years, against that of Japan, which probably would be more than 48 years, and even China, which would be about averaging at 37 years. So India, even 5, 10, 15 years later, is going to be a young population. Eğer 2025 yılına kadar da bakacak olursak Hindistan ortalama nüfus yaşı 29'da kalacak. Ancak Japonya ve Çin'e baktığımızda Japonya 48 ve Çin 37 gibi bir yaş sınırlamasına ulaşmış olacaktır. India has a very young, aspiring and middle class population that is growing in great numbers. This particular aspiring middle class population is coming from various fields, particularly because of education coming in. This class is growing all the more and hence the economic growth. Diğer taraftan Hindistan orta kesimi giderek artan bir trendle sayısı artmaktadır ve bu orta kesim daha çok okumuş, bir lifestyle olan, harcama potansiyeli olan genç kişilerden oluşmaktadır. Then there is increasing urbanization. One fact which I would like to share with you is there is a McKinsey report, an international report made by McKinsey, which projects in their economic megatrends that in 2025 there would be 650 smart cities in the world where major economic activity will go on. Out of these 650 cities world over, 98 cities would be in India. Hindistan'da artan şehirleşmeyle birlikte McKinsey raporuna göre global mega trendler 2005 anketinde majör ekonomik şehirler içerisinde 650 akıllı şehrin dünya üzerinde yapılacağı ve bunların da şanslı olarak 98'e Hindistan'da yapılacağı belirtilmiştir. Entry of international players is now welcomed by the government of India. 100% foreign direct investment is permitted in India. So, an example, IKEA, who has set up their business in India now, has planned to invest approximately $1.5 billion over the next 10 years. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yabancı yatırımcıların Hindistan'a bakışıyla alakalı
IKEA firması 1,5 milyar dolarlık bir yatırım planlamakta ve Hindistan hükümeti %100'ünün kendi tarafından yapılmasını onaylamaktadır. Make in India initiative. The government of India is very strongly pushing and advocating manufacturing in India. It's supporting the manufacturing sector in a big way. At this stage, I will certainly request all furniture manufacturers in Turkey to look at India as probably an area of opportunity in future and set up their shops, whether individually or as far as joint ventures are concerned. Her ülkede olduğu gibi Hindistan devleti de üretimi desteklemektedir. Siz saygıdeğer üreticilerimizi de Hindistan'da üretim yapma konusunda davet ediyoruz. We are here to connect with each other. By connect, we mean trying to understand each other, what you are doing, what we are doing, and this particular cooperation is for growth in future. Şu anda burada bulunmamızın en önemli nedeni biz ne yapıyoruz, siz ne yapıyorsunuz bunları anlamak ve uzun dönemli sürdürülebilir bir işbirliği geliştirmek için buradayız. At this stage, we would like to acknowledge Mr. Oz Gurdamar and his Modif team for taking and building a very strong foundation for the relationship future with India and Turkey. His efforts, his persistence and his commitment to the cause is really commendable. Bu noktada Modif çalışanların tamamına bu yarattıkları ortamdan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. There have been several occasions in the past where ideas have been discussed, commitments made, challenges faced. We have all gone through all this. We will keep going through all this. And just to tell you that this event today is not an event in itself, but will be a process as part of our coming together and staying together. Geçmiş yıllarda birçok organizasyon, birçok eventler düzenledik. Önümüzdeki dönemlerde de bu eventleri, organizasyonları devam edeceğiz. Sizlerden tek önemli beklentimiz şudur. Bir evente katıldığımız zaman o eventin arkasını devamını getirmemiz, yapacağımız işbirliklerini artırabilmek için çok önemlidir. On behalf of AFMT, I assure you and commit that there will be a long-term relationship and we will try and look at the mission and vision of AFMT to make the world a global furniture fraternity. Hindistan Mobilya Sanayici Derneği olarak şunu önemli belirtmek istiyoruz ki bu sadece bizim için bir mobilya endüstrisi değil, global mobilya kardeşliğinin başlangıcı vizyonuna sahip olduğumuzu belirtmek istiyoruz. We would look at sustainable cooperation in various associations, trade associations and various organizations world over. Şu anda bizim yapmamız gereken en önemli şey ticari dernekler ve uluslararası seviyede önemli 3 noktayı takip etmemiz gerekiyor. These primarily will depend on 3 things. The first will be the regional cooperation. Second will be understanding each other. And to achieve all this, there will have to be a creative, dedicated thinking and executing team. Birincisi bölgeler işbirliği, bölgesel işbirliği. İkincisi birbirimizi karşılıklı olarak iyi anlamak. Üçüncüsü de yaratıcı düşünceleri ortak bir şekilde, ortak gün ve gün, yıl ve yıl bunları başarabilmek. Coming together is just a beginning. But the biggest challenge is staying together and working together for the future. En önemli kazancımız şu anda birlikte olmak ama birlikte çalışabilmek. Bu bizim başarımızın yolu. Güçlü işbirliği ve berekat için dua ediyoruz, inanıyoruz. Thank you very much. Teşekkür ederim.